Evet, Küresel Bakış. Küresel Bakış'a hoş geldiniz. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki şimdi bir saat boyunca yurt dışına dair gelişmeleri aktarmaya çalışacağız ama öncelikle şunu aktarmakta fayda var. Az önce bir özel yayın, bir özel röportaj gerçekleştirdik ve orada Allianz'ın baş ekonomisti Dr. Muhammed Elarian bizimle birlikteydi ve aslında dünya ekonomisine dair çok önemli mesajlar verdi. Bunları şimdi değerli bir isimle konuşacağız ve Hong Kong'a uzanıyoruz. Onunla konuşabilmek için Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emre Alkin. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Hadi size bir müjde. Hong Kong'daydım demin. Şimdi evet. Shenzhen'e geçtim. Dolayısıyla benimle bağlanmanız biraz tabii zor oldu. Bu kadar seyahat edince ciddi bir trafikten karşınızdayız. Evet, bu arada Hong Kong'la ilgili de hocam bir sorum olacak ilerleyen dakikalarda. Şu anda bütün dünyanın tabii gözü ki orada ama önce bir Elarian'ın söylediklerini ben sizinle paylaşayım. Bence önemli mesajlar verdi. Örneğin işte Amerikan ekonomisine dair en önemli takip ettiğiniz, hani böyle ekonominin nabzını ölçmek için en önemli takip ettiklerinizden biri nedir diye sorduğum zaman istihdam piyasası olduğunu söyledi ki biz aslında son dönemde bu istihdam piyasası, hani işte her ayın ilk cuması açıklanan o veri bizi eskisi kadar heyecanlandırmıyor diye konuşuyorduk ama işte Dr. Elarian öyle diyor. Bir de 2019 ve 2020 yılı için Amerika'da herhangi bir resesyon öngörmediğini paylaşıyor. Evet diyor, tahvil piyasası bir resesyona işaret ediyor ama gelen veriler oldukça güçlü. Dolayısıyla ne bu yıl için, bu yıl %2 büyüme beklediğini söyledi, ne de önümüzdeki yıl için bir resesyon beklentisi olmadığını paylaştı. Burası Amerikan ekonomisi için. Siz ne dersiniz? Katılıyor musunuz görüşlerine? Sizin sesiniz gitti ama. Evet. Şu an kulağıma gelmiyor sesiniz. Duyabiliyor musunuz şimdi? Ha, şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Tamam. Şimdi geliyor. İstiyorsanız bir kere Elarian'a hak veriyorum. Şu açıdan veriyorum. Bize çok veri yağıyor. Yağmur gibi veri yağarken bazı verileri tabii artık rutine girdiği için çok fazla dikkat etmiyoruz. Halbuki yatırımcının önemli bir kısmı bir ülkede istihdamın olup olmadığına çok dikkat ediyor. Ne demek bu? Yani cebine her ay maaş alan, ücret alan insan sayısı nedir? Aslında bu önemli olan. Niye? Çünkü bir ülkede yatırım yapacaksanız, özellikle sabit sermaye yatırımı, ne kadar çok insan çalışıyorsa demek ki o sizin sabit sermaye yatırımından ortaya çıkaracağınız fabrikanın ürününü de o kadar kimse satın alacak demektir. Veyahut da bir hizmetle alakalı bir kurum oluşturacaksanız o mal ve hizmeti satın alan kişilerin sayısının artması işsiz sayısının azalmasına bağlı. Dolayısıyla Dünya Ekonomik Forumu'nda da kabul edilen bir gerçek var. Bir yatırımcının bir ülkeye pozitif bakması için birinci ve en önemli data işsizlik. Ve bununla beraber eksik istihdam var mı yok mu? Yani insanlar ihtiyari olarak çalışmak istemiyorlar mı vesaire. O yüzden Elarian'a katılıyorum. İkinci katıldığım husus da şu. Ben de açıkçası bir resesyon ihtimali görmüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama Trump bu politikalarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni resesyona sokabilir. Yani ticaret savaşlarını öyle bir alevlendirdi ki kimsenin lehine olmayacak bir şekilde ve birçok Amerikan firmasının Çin'de üretim yaptığını biliyoruz. Uzak Doğu'da üretim yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla hani onları mı batırmaya çalışıyor? Tam anlaşılamadı fakat 2020 seçimlerinde yani sade Amerikalının, sokaktaki sade vatandaşın oylarını alabilmek için bir safsata politikası uyguluyor. Yani sanki böyle işte America First diyor, sanki o Amerikan firmaları hiç Amerika'yı düşünmüyormuş gibi etrafı anlatıyor. Ama ya bu yolun sonu pek iyi değil. Ya Elarian her ne kadar ben de aynı şekilde %2 büyümeden daha düşük bir büyüme görmesek de ikimiz birden. Yani Trump'ın 2020 seçimlerini kazanabilmek için dünyayı birbirine katmasının Amerika'ya aleyhte bazı yansımaları olacağını da düşünüyorum. Bunun altını çizerek burada bir noktada virgül koyayım. Evet, aslında söylediğiniz noktayı, yani Trump'ın adını vermedi ama işte merkez bankaları biraz böyle siyasi baskı altında kaldı dedi. Özellikle Fed baktığımız zaman hem siyasi hem de aslında piyasaların da baskısı altında kaldı dedi. Fed'in herhangi bir şekilde faiz indirmesine gerek yoktu söylemini paylaştı. Vallahi işte, bana göre de yoktu. Aynı fikirdeyim yani. O da yani önümüzdeki dönemde de hani bunun bir döngüye, faiz indirim döngüsüne dönüşüp dönüşmeyeceğini konuşuyoruz ya. Dolayısıyla hani o gibi bir beklentisinin de olmadığını paylaştı. Hı. Hani bu tek kerelikti, zaten buna da gerek yoktu. Ve işte hani tahvil piyasasında hani bir resesyona işaret ediyor, evet şu an diyor. Ama bir yandan da aslında tahvil faizleri, yani tahvile olan talep sadece Amerika ekonomisiyle alakalı değil, dünyada olan biten bir yandan fiyatlandığı için böyle bir noktaya gidiyor diyor. Bir de önemli nokta bence diyor ki Türkiye'de olsa
olsaydım ben şu anda ne ABD'ye ne Çin'e bakardım. Esas zayıflayan ki hani beklenmedik bir şekilde bu noktaya çok hızlı bir şekilde gelen Almanya ekonomisine bakardım diyor. Doğru söylüyor. Tabii Elaryan çok tecrübeli bir ve çok dikkatli konuşan bir yönetici. Onu da altını çizmek istiyorum. Dikkatlidir her zaman. Fakat bu negatif faizli tahvillere bence bir fenomen olarak çok dikkat etmeliyiz ama fazla da ciddiye almamalıyız. Siz benden daha iyi biliyorsunuz çünkü piyasadan da bilgilerini alıyorsunuz. Şöyle ikinci el alım satımında insanlar pek faize bakmazlar. Çünkü bir tahvilin faizi düşüyorsa kupon fiyatı yükseliyor. Kupon fiyatı yükseldiği için de ikinci elde al satta para kazandı. Vadenin sonunu bekleyecek kadar da kimsenin yani tabiri caizse kusura bakmayın enayi olacağım diye beklemiyorum. Çünkü kimse negatif faizli bir tahvilde durmak istemeyecek. Benim korkum şu. Bir resesyondan önce negatif faizli tahvilleri dönem sonunda tutmak istemeyen insanların belli bir yerden çılgın gibi satışa geçtiğinde mutlaka bu tahvil faizleri sertçe yükselecek ve elinde bu tahvilleri tutanlara büyük zararlar yazdıracak. Bu adeta şuna benziyor. 10 kişi dans ediyor, 9 iskemle var. Müzik durunca kim ayakta kalacak? Eğer büyük abiden ayakta kalırsa sonumuz facia olur. Ama bu kadar yüklü negatif faizi tahvili de tehlikeli bir şekilde elden ele geçiren insanlar var. O yüzden ben resesyon tehlikesinden evvel şunu görüyorum, çok sert bir piyasalara satış tehlikesi var. Bu resesyonu tetikleyebilir ama. Yani Elaryan'a bir tek orada katılırım. Yani çok sertçe bir para ve sermaye piyasalarına satış gelmesi, bunun domino etkisiyle bütün dünyaya yayılması ciddi bir resesyonu getirebilir. Hatırlatayım 1929 dünya bunalımı böyle başladı. Aynen, bu arada buna da dikkat çekti aslında. Dedi ki yani piyasalar işte Fed herhangi bir faiz artışına gitmezse o zaman piyasalar üzülür. Piyasaların üzülmesine de bu sefer ekonomiler hani olumsuz tepki verebilir dedi. Bu arada hani gelişmekte kesinlikle olan ülkeleri bakış açısını da sordum. Onunla ilgili olarak da şöyle dedi aslında gelişmekte olan ülkeler biraz gelişmişlerin yörüngesinde kalıyor. Dolayısıyla şu anda gelişmişlerde de inanılmaz bir belirsizlik olduğu için bu ülkeler doğru ister istemez etkileniyor. Ve dedi şöyle bir örnek verdi. 2012'den bu yana eğer işte gelişmekte olan ülkelerden bir ürünlerine, hisselerinden bir sepetiniz olsaydı bugün kazancınız sıfır olacaktı. Ama aynı şeyi mesela aynı sepeti Amerikan hisseleri için yaparsanız o ikiye katlamış olacaktı dedi. Dolayısıyla her ne kadar hani cazip olsa da, cazip gelse de gelişmekte olan ülkeler artık o eski bu belirsizliklerden dolayı eski cazibesi de kalmadı dedi. Yani şimdi Elaryan dediğim gibi hep dikkatli bir yöneticidir. Yani özetle demiş ki beni yaktınız demiş. Sesini çıkarmamış, kibarca söylemiş onu. Yani hedge fonların özellikle bizim gibi ülkelerde yatırım yapıp sıfıra sıfır elde var sıfır vaziyetine gelmesi ama onun karşısında da hiç getirisi olmayacağını düşündüğümüz gelişmiş ülkelerden de ciddi kazançlar elde edilmesi tuhaf bir fenomen. Bunun altını çizeyim. Ama bunu biz yaşadık. Ne zaman yaşadık ben size anlatayım. Tabii herkes çok genç olduğu için 1980'lerde özellikle 70'ler ve 80'lerde gelişen ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında böyle getiri farkları çıkmıştı çok ciddi. Sonra gelişmiş ülkeler bu yola bu şekilde devam ederken gelişen ülkeler enflasyonist büyümeyi icat etti. Enflasyonist büyümeyi icat ederken tabii korkunç fiyatlar oluşmaya başladı. Yani borsalar %150'ler, %200'ler atmaya başladı. Fakat bizim gibi ülkeler için tabii bir illüzyondu. Ama kısa vadeli bizim gibi ülkeleri girenler için bu enflasyonist büyüme çok büyük paralar kazandırdı. Yani döviz kurları tabii eğer sakin seyretseydi diyecekti. Çünkü bazıları da çok sert yaşanan devalüasyonlar sebebiyle dolar bazında ciddi para kaybetti. Ama bazı ara dönemler oldu. Bize benzeyen ülkelerde yabancılar geldiler çok ciddi para kazandılar. Ama uzun bir süredir yani 4-5 yıldır bu tip kazançlar yok. Ben Elaryan'a katılıyorum. Yani gelişmiş ülkeler gelişen ülkelere göre sanki daha fazla fırsat teklif ediyormuş gibi. Bu da çok normal bir şey değil. Anormal gözüküyor bana göre. Evet, gerçekten hani bir de hocam son olarak belki şunu da size sormakta fayda var. Hani beklentinizle ilgili. Özellikle Fed'in iletişim politikalarını sordum. Hani mesela Powell zamanında nasıl bulduğunu ve Bernanke ve Yellen'le kıyasladığımız zaman hani bir değişiklik olup olmadığını düşündüğünü sordum. Ona da Powell'ın özellikle her toplantıdan sonra bir basın toplantısı
düzenlemesini eleştirdi. Çünkü çok fazla sorun var ve işte her seferinde bunlarla hani piyasayla bu kadar iç içe kalmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla hani bu çok doğru değil dedi. Ve işte Bernanke ve Yellen'ı kıyasladığımız zaman ona göre daha olumsuz bir iletişim politikası var. Ama bunun biraz da sebebi dünyanın içinde bulunduğu dönem dedi. Yani şu andaki risklerle o zamanki riskler aynı değildi. Dolayısıyla daha farklı bir noktada olduğumuz için de Powell'ın işi daha zor ve dolayısıyla iletişim politikaları daha olumsuz düşüncesini paylaştı. Katılır mısınız? Çok iyi hatırlıyorum. Sizin bulunduğunuz yerde ben oturuyordum. Hemen karşınızda Murat Tufan oturuyordu. Yeni Merkez Bankası Başkanı Sayın Uysal atandığı zaman ben bir uyarıda bulundum. Aman Allah aşkınıza dakikada başı bir basın toplantısı yapmayın diye. Nitekim de yapmadı. Murat Bey çok uygun bir politika yürütüyor. Niye diye bana sordular. Ben dedim ki ekonomi muhabirleri sıkıştırmaya başlayınca ve Merkez Bankası başkanları da bu sıkışma karşısında daha teknik, daha karmaşık konuşmaya başlayınca tam olarak anlaşılamayıp farklı yorumlarda bulunduğu zaman işte asıl felaket burada gelir. Çünkü bir Merkez Bankası başkanı çok fazla basın karşısına çıktığı zaman tabii ki basın da görevini yapıyor. Fakat basında görev alan arkadaşların hepsi sizin kadar bilgili olmayabilirler. Onlar sadece akıllarındaki bir soruya cevap arıyorlardır. O yüzden bir özellikle Elerian'ın da dediği gibi sizin de altını çizdiğiniz gibi son derece karmaşık sebep-sonuç ilişkilerinin birbirinden hani farklı tezahür ettiği, farklı yansıdığı dönemlerde böyle teknik konularda çok fazla basının karşısına çıkıp konuştuğunuz zaman zaten basın da haber yaratmak istiyor haklı olarak. O da görevini yapacak. Ne oluyor? Çok büyük yanlış anlaşılmalar ortaya çıkıyor. Mesela son faiz indirimi FED tarafından yapılan gerçekten böyle bir piyasa baskısı sonucunda gerçekleşti. Ben eldeki verilere bakarak Amerika'da bir faiz indirimine gerek olmadığını bas bas bağırdım. Benimle beraber birçok uzman söyledi bunu. Hatta Powell'ın kendisi de söyledi. Yani hiç gerek yoktu, zorla bana yaptırttığınıza getirdi. O yüzden ben özellikle bu tip nazik zamanlardan geçerken Merkez Bankası başkanlarının biraz daha tekniğe vakıf kapalı gruplarla eğer bir dedikodu yaratacaksa olumlu bir dedikodu bu şekilde yapmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden Elerian'ın dediği gibi yani her açıklamanın sonucunda karşısına çıkıp basının bombardımanına tabi tuttunuz mu bir gün bir yanlış yaparsınız. Öyle bir yanlış cümle söylerseniz ki bütün dünya piyasaları tahrime alır ondan korkuyor. Çünkü çok konuşursanız sonunda hata yapma ihtimaliniz artıyor. Evet. Doğru hocam. O zaman aslında çoğunlukla katıldığınızı görüyorum ben. Elerian'ın görüşlerine bakalım. Sizlerin tahminleri. Normalde katılmazdım. Onu da öyle söyleyeyim. Mi? Yani Elerian'ı çok uzun zaman. Çünkü sanki bazı sözleri hep piyasaları yönlendirici gibi geliyordu. Fakat insanları değiştiremezsiniz ama yaşlanınca insanlar daha toleranslı oluyor. Yani benim 20 yıldır takip ettiğim bir insan. Evet. Biz de epey yaş aldık. Biz de 50 yaşımıza geldik. Eskisine göre daha toleranslı, daha dikkatli konuşuyoruz. O yüzden evet. Elerian'ın sizin ağzınızdan, sizin güzel sözlerinizden anladığım kadarıyla son derece mantıklı. Benim de altına imza atacağım güzel sözler söylemiş. Uyarılara da hak veriyorum. Evet. Hocam bu arada siz Hong Kong'tasınız. Hong Kong'taydınız. Şimdi Shenzhen'e geçtim dediniz ama oradaki havayı ben çok merak ediyorum. Çünkü Çin askerlerinin hani bir müdahalede bulunabileceğine dair haberler geliyordu ama hani herhangi bir müdahale olmasa da Çin askerlerinin ikinci böyle hani bölük diyelim sınıra geldiğini görüyoruz Hong Kong özellik bölgesinin. Orada durum nasıl? Çünkü şimdi yeniden böyle hani geçen haftaya baktığımız zaman daha barışçıl protestolar vardı. Şu anda biraz sanki tansiyon yeniden yükselmiş gibi. Geçen hafta öyle ilk oldu. Kez bir hani mermiyle hani canlı bir şekilde uyarı ateşi açıldığını takip ettik. Nasıl orada durum? Yani sizin için herhangi bir tehlikeli durum yok umarım. Ben evelallah yani çok büyük konuşmayayım bu tip yerlerde yani Brezilya'dan tutun da dünyanın en tuhaf yerlerine gittiğim için hani buradan bir şekilde bir uyanıklık gelip kaçmayı biliyorum ondan sonra yani bana şans dileyin ayrıca öyle bir şey olursa yani illerde şey yani çünkü bazen öyle bir pozisyonda kalıyorsunuz ki işin tam ortasında yani başımıza da geldi ama şöyle bugün havalimanından geldiğimde açıkçası yoğun güvenlik önlemi vardı ve bize dediler ki kusura bakmayın siz yani havaalanının önünde karşılamayacağız o yüzden biraz yürümeniz lazım işte A holu var A işte salonundan sol tarafa doğru yürüyün vesaire de epey bir yürüttüler neyse sonunda arabaya bindik geldik ama insanlar gergin açıkça söyleyeyim yani evet. Bu gerginlik şundan kaynaklanıyor böyle güzel güzel başlayan eylem
sonunda aslında bir başkaldırıya dönüşmüş durumda. Ama dünyanın her yerinde böyle oldu. Yani bizde de böyle oldu. Yani insanlar hakikaten samimi istekleriyle özellikle bu Hong Kong'da yeni çıkarılan kanunlara karşı direniyorlar. Milyonlarca kişi direniyor bu arada. Öyle az buzda değil. Fakat karşısında da biraz vandalizm oluyor. Mesela camlar, çerçeveler iniyor. Efendim işte yüz tanıma sistemlerini taşıyan direkleri deviriyorlar ama yani bunları da gördük, devrilmiş direkleri de gördüm ama yani bu artık biraz hani kamu malına zarar verme vesaire geldi zaman tabii ne yapacak oradaki yönetimde yani bir şekilde bir müdahale ediyor. Tabii karşı taraf yani sertleştikçe o zaman ne yapıyor? Emniyet güçleri de sertleşiyor. Hatta emniyet güçlerinin sertliği daha da üst seviyeleri çıkıyor. İnşallah kötü bir şey olmaz. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu protestolar biraz uzun sürdü. Yani bunun sonucunda sanıyorum siyasi bir kriz çıkma ihtimali var dediğiniz gibi. Ve Çin ve Hong Kong arasında biliyorsunuz uzun zamandır zaten bir sürtüşme vardı. Şimdi tekrar özerk bir yönetimle Çin'e doğru bağlandı ama Hong Kong sanıyorum bu protestolar daha uzun süre devam edecek ve Hong Kong'un da ekonomisine olumsuz yönde etki yapıyor. O da gözüküyor. Yani her havalimanına inen herkesin yüzünde bir tedirginlik var. Çabucak çıkayım havalimanından kaçayım diye bakıyor. Hong Kong'un şehrin ortasına da pek fazla kimse gelmek istemiyor. Yerli yabancı herkes bana mesaj atıyor. Hocam Hong Kong'a mı gittiniz? Aman dikkat edin diye. Yani bu hale gelmiş artık. O yüzden pek hoş değil. İnsanlar gergin. Altını çizerek söylüyorum. İnsanlar gergin. Yani orada Çin ve Hong Kong arasında bir gerilim vardı dediniz. Bir yandan da bakınca Çin'in aslında finans kapısı, dünyaya açılan finans kapısı olma özelliğinde taşıyor Hong Kong. Dolayısıyla hani şu ana kadar askeri bir müdahale gelmediyse işte ondan gelmedi diye görüşler okudum ben ama bilmiyorum hani onu tehlikeye atmak istemiyor. Bir de tabii uluslararası tepkiden de çekiniyor diyorlar. Bence ikincisi yani uluslararası tepki tabii şu an anayasa değişikliğiyle kendine ömür boyu başkan ilan etmiş olan Pin'in sıkıntıya girmesine sebep olur. Zaten yeterince otokratik duruyor. Bir de dünyanın hani göz bebeği olan herkesin çok sevdiği, ölmeden illa bir kere bir görülmesi lazım denilen Hong Kong'dan bahsediyoruz. Yani orada bir askeri müdahale yapmak, sokağa çıkma yasağı ilan etmek, sıkı yönetim falan. Yani bu artık hani kör kör parmağım gözüne, hani Çin'in de aleyhine gider. Hele ki şu an Amerika ile arasında yani bir fay hattı oluşmuşken, bu sanıyorum dünyayla Çin arasında bir fay hattı oluşmuş olay değil. Yani böyle bir askeri müdahale yapılma ihtimalini ben pek görmüyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. En azından şimdilik. Evet, şimdilik bakalım oradaki protestolar ne olacak? Yanlış hatırlamıyorsam 12. haftada. Çok teşekkürler. Tabii. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emre Akin. Çok teşekkür haftaya ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Evet, böylelikle biz değerli bir isimden de görüş aldık aslında. Doktor Muhammed El Eriyan röportajından sonra onun söylediklerinden çıkan önemli maddeleri Profesör Doktor Emre Akin'e sorduk ve çoğunlukla aslında katıldığını altını çizdi Emre Akin.